Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün en sevdiğim tatlılardan birini yapacağım sizinle. Krem karamel yapıyoruz. Krem karamel deyince yapımı biraz zor gibi geliyor değil mi? Hem de böyle yumurta kokusunu fazla sevmeyenler var, yumurtayı çok fazla tüketmeyenler var. Şimdi size yapacağım krem karamel yalancı bir krem karamel. Sadece tek yumurtayla ve çok çabuk oluyor, öyle fırınlanmıyor. Hemen hazır oluyor. Daha ne isteriz? Kolay olsun, bizim olsun, tadı da güzel olsun. İşte hepsinin birleştiği bir tarif. Adı yalancı ama tadı gerçek. Buyurun bakalım, nasıl yapıyoruz? Öncelikle karamelini yapacağız. Bir su bardağı toz şekeri şöyle bir yanmaz tavaya alıyorum. Ve kısık ateşte hiçbir şekilde dokunmadan şekerin yavaş yavaş erimesini bekliyorum. Bakın yavaş yavaş erimeye başladı, görüyorsunuz. İyice hiç pütürsüz olana kadar bekliyorum. Bakın eriyor ama hala biraz pütürler var. Yakmadan iyice şeffaf hale gelene kadar, tüm şeker eriyene kadar bekletiyoruz. Karamel hazır olduktan sonra şöyle fincanları bölüştürüyorum. 7-8 tane normal fincan çıkıyor, böyle kahve fincanı, granül kahve fincanı. İsterseniz böyle karamel kaplarına da koyabilirsiniz, krem karamel kaplarına. Şimdi muhallebisini hazırlıyoruz. 1 litre süte 1 su bardağı şeker koyuyorum. 1 tane yumurta sarısı koyuyorum ki normalde krem karamel bolca yumurtayla yapılır biliyorsunuz. Tutan da odur zaten. Bunda un ve nişasta gireceğimiz için sadece ve sadece bir yumurta sarısı koyuyorum. 2 yemek kaşığı ama şöyle tepeleme yemek kaşığı un. Yine aynı şekilde 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta, buğday nişastası kullanıyorum. 1 paket vanilya. Bütün malzememiz bu kadar. Sürekli karıştırarak bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Muhallebisi hazır. Karameller dondu ama hiç önemli değil. Şimdi muhallebinin sıcaklığıyla eriyecekler. Hiç dert etmeyin. Şöyle muhallebiyi de bölüştürüyorum. Beş tane orta boy fincan, iki tane de daha büyük fincan, toplamda 7 fincan çıktı. Şimdi oda sıcaklığında gelecek, sonra da buzdolabında güzelce soğuyacak. Krem karamel iyice soğudu. Bakın zaten kenarları ayrık ama gene de şöyle bir bıçak yardımıyla iyice açıyorum. Zaten bakın karameli eridiği için orada bir boşluk yaratıyor. Şimdi tabağı şöyle ters çeviriyorum ve İşte karameller akıyor ve muhallebisi de düşüyor. İşte krem karamelim hazır. Bakar mısınız şuna? Çok güzel görünmüyor ama size dokusunu da göstereyim. Şöyle bir kaşık alayım. Of 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 of, muhteşem karameliyle krem karamel yemeye hazır. Buyurun. İşte dediğim kadar varmış değil mi? Yapımı oldukça kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer, ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.